Remix yapmışız ha. Okey. Ne diyorsunuz ha? Wow, tüylerim diken oldu bu arada. Bunu bu videoda ilk defa yaşıyorum bu arada. Merhaba Leyhua, kanalıma hoş geldiniz. Bugün abi koyunum 2 başlıyor. Biraz heyecan var. Niye heyecan var? Çünkü yani Kingdom falan olsun böyle bayağı bir heyecanlıydı, bayağı bir görkemliydi. Bu demek ki oluyor ki Kingdom'dan öyle geçecek. Yani birincisini direkt izlememiştik. Hype'ı geçtiğinden dolayı izlemiş olabilirim. Hani bendeki o heyecanı yaratmış olabilir çünkü canlı olunca ve hani gündemde olunca insan daha çok heyecanlanıyor. Ama çok isterseniz yorumlarda falan yazın. Yani onlara falan da bakarız. Bugün abi Vivis, Luna ve şeye bakacağız. Brave Girls'e bakacağız. WJSN ve Kipler. Hyolin'de opening show'u yok şu an. Onların iki de solo çıkar sanırım, emin değilim. Yani emin değilim derken çıkar yani onlar çıktığına göre. Biraz heyecan var, bakalım opening show'ları nasıl olmuş görelim. Deviz'den başlıyoruz abi. Let's go. Ay. Okay. My bias Enoa bu arada. Söyleyeyim direkt. What do you call? Ne? What do you call yourself? Okay. Güzel Angel bu arada bakış. Peki biraz sumu, biraz böyle kuzluk katmışlar. Peki. Özgüven yüksek. Seksi bir duruş var, hoşuma gitti. Peki. My pies. Ay ne kadar narin. Işıklar falan çok güzel bu arada. Normal ışıklardan rahatsız olan bir değilim. Yani bayağı hoşuma gitti. Farklı olarak olsun Angel. What? Biraz şaşırtıcıydı. Peki hareketler ilginç, cool, uyumlu. Bu dansa ne diyorlardı ya? Poppy mi diyorlar? Ne diyorlardı? Öyle bir dans stili gibi sanki. Aaa, okey. Lan orada ne şey zıplıyor? Şey zıplıyor, neydi arana böyle su gibi, bas gibi böyle bir şey, ritmi falan var, oynuyor. Hoş. Okey. Bir anda ritim değişti fark etmişseniz bütün orta. Vay. Wish Dream It. Dream It mi yazıyordu? Öyle bir şey yazıyordu. Aynen. Garip. Şöyle şunu diyeceğim. Direkt Vivis kimlikleri üzerinden kalkmış gibi hissettim abi. Hani göstermek istedikleri ve hissettirmek istedikleri tamamıyla kendilerine has bir durumdu. Hani şey diye bakmadım. Ha bu hani gruptaki şunu yapıyor falan tarzına değil. Hani çok fazla profesyonel olduklarını bana hissettirdiler direkt, daha doğrusu öyle diyeyim, saniye gelişimlerinden dolayı. Hiç böyle bir heyecan olsun bir ne bileyim, zaten tecrübeliler yani, anlatabiliyor muyum, böyle bir durum var. Bana verdiği kez çok sağlamdı, hani güzel geldi. Bakalım diğer grupları görelim, onlar nasıl yapmışlar. Ah, Luna bu arada yani favorilerden bence. Luna favorileri direkt söyleyeyim abi, bana soracak olursanız. Luna'yı çok takip etmiyorum ama çok fazla insan Luna diye söylüyor. O yüzden direkt otomatikman hani herkes söylediğine göre veya vesaire yaptığını göre. Çünkü Luna'nın performansları falan bayağı zor bu arada, şarkıları falan olsun. Birkaç tanesini izlemiştim. Bu arada istiyorsanız Luna'dan da ipşer izleyebiliriz. Çünkü çok fazla şarkısını dinlemediğim de var. Performansları falan birkaç tanesine denk gelmiştim. Bayağı iyilerdi. Onun haricinde çok fazla söylüyor ki demek ki bu durumda hani... Yani çünkü stan'ı fazla olan... Çok grupta var ama Luna bas bayağı böyle bildiğin çok belirgin bir durumda. Demek ki performansı bayağı iyi olduğu için direkt kendim favoriler arasında koydum. İkinci olarak Kipler'a koyacağım çünkü Kipler'ın dance line çok iyi. Yani dans ve rap line bayağı iyi yani, performansları olsun. Direkt Girls Planet'i yakından takip etmiş ve diğer bütün K-pop gruplarının hemen hemen potansiyeli ve yeteneği bildiğim için direkt bunu bizzat böyle çok rahatlıkla koyabilirim yani Kipler'ı. Hatta bence birinci olacak grupları, Birinci olmaya en yüksek ihtimal verdiğim grupta Kipler'ı bence. Üçüncü olarak kimi söyleyebilirim?
Hyolin şimdi etkisi çok büyük olabilir. Çünkü Hyolin sahne etkileşimi, sahne orası, vokali falan tam bir alrandır. Tam bir canavar yani. Onun durumları çok belirsiz bu arada. Çünkü çok en eskisi o zaten. Brave Girls mı lan? Yok, o olması lazım. Aa, bilmiyorum. WH yani Cosmic Girls'te bilmiyorum tam olarak yeteneğini. Ama benim için bunlar diyebilirim yani. Bakalım buraya görelim. Buna bayağı kalabalık ya. Çok fazla kalabalıklık işi zorlaştırıyor ama işi zorlaştırmasının yanında çok şey de katıyor sana. Okey. Manyetkin abi kameraları falan bayağı çalışmış. Yani kamera hareketini falan çok yapıyor genelde. Prodüksiyonu bayağı iyi. Çoğu zaman de bazen patlıyor ama çoğu kesimde iyi diyebiliriz yani, hakkılarını yemeyelim. Burada kameranın bir anda yaklaşması center'a falan bayağı hoş bu arada. Hoşuma gitti. Peki. Queen okey. Şeyleri çok beğendim. Şöyle bir hani sürekli böyle bir rahatlatma var vücudu. R&B havası kattılar. Woo! Ya sert, agresif. Hiç beklemiyordum bu kadar olacağını. Kıyafetleri falan görünce ben böyle hip hop havası falan beklemiyordum. Bana biraz old durumları hissetti. Biraz ters köşe oldum ve bu durum biraz bende şaşkınlık durumuna düşürmüş olabilir beni. Hoşuma gitti ama yani çocuk kızların direkt vücut kontrolü falan bayağı sağlam gözüküyor. Şu anda itibaren bakacak olursak. Okey. Yüz ifadeleri bayağı ciddi gözüküyor. Ey. Vaa! Kamera geçiş mükemmel ama. Ha, okey. Neden en iyilerinden biri olduklarını aralarından falan söylediklerini şu an anladım bu arada. Okey. Bu arada sade girişlere falan benim helal hoşuma gitti yani. Okey. Okay. Senkronizasyonları bayağı yüksek bu arada. Normalde kalabalık gruplarda daha zor oluyor bu durum. Ama bunu cidden çok iyi başarmışlar yani. Başarıyorlardı zaten. Ve zaten senkronizasyona iyi olan grupların arasında olduğunu duymuştum yani. Bunun. Üçüncü olarak bakın Brave Girls. Grup ben iyi bu arada. Kendi aralarında sıramaya sokacağım bu arada. Kingdom'a soktuğumu hatırlıyor muyum? Aynen, sokmuştum galiba. Tam emin değilim. Hepsinde olmasa bile bazılarına soktuğumu hatırlıyorum. Ondan tam emin değilim o dediğim gibi. Bunu izledikten sonra kendi içimde böyle opening durumları olsa dahi bile sıramaya sokacağım diye düşünüyorum. Kendi düşüncelerim olduğu için de kimsenin üzüleceğini de düşünmüyorum bu arada. Üzülmeyin çünkü herkesten herkese değişir. Bu durum benim düşüncem, sizin düşünceniz değil. O yüzden rahat olun demek istiyorum. Başlıyorum abi. Okey. Çok gizemli bir giriş bu arada, hoşuma gitti. Şapka mı var? Peki. Peki. Beğendim ortamı. Biraz eski bir hava var gibi. Michael değil mi? İyi, Michael Jackson misali ha. Gerçi her şapka takan da Michael Jackson demek doğru olmaz ama direkt eski falan olsun, böyle dumanlı falan olsun, biraz eski havaya falan katmak istemişler. Direkt aklıma o geldi ama illa onu yani sokmak da gerekmiyor tabii aklımıza. Peki. Karakter tanıtımı gibi bir şey var şu an. Peki. Wow. Visual. Sondaki ablayı bayağı beğendim bu arada. Ben Brave Girls takip ediyorum ama böyle çok fazla üyeleri falan da olsun, böyle bayağı bir varyetesi falan da olsun pek bir işine girmişim yok. Ama bu grup sanki en yakınlaştığım gruplardan biri gibi Brave Girls'ı hissediyorum bu arada. Onu söylemem gerekiyorsa eğer.
Okey. Aynen Michael Jackson durumu varmış. Peki. Bayağı iyiler bu arada. Ben şeyi çok severim bu arada hiç. Ezberlemiş gibi durmamalarına falan bayağı bayılırım genellikle böyle durumlarda. Bana onu hissettiler. Güzel yani. Direkt doğal gibi hissettiler. Bu çok önemli bence. Okey. Ey. Ey, remix yapmışız ha. Okey. Böyle diyorsunuz ha. Wow, tüylerim diken oldu bu arada. Bunu bu videoda ilk defa yaşıyorum bu arada. Bak. Performans olarak nasıl diyeyim? Ya mesela Luna, Vivi zaten şu an en sona koyacağım Vivi'si. İkinci veya birinci demeyeceğim. Yani genel olarak bakacak olursak Luna normal hani sundukları şey falan daha şeydi böyle hani fazlaydı böyle daha çok dolu gibi hissettirdi ama Brave Girls'ün sunumu olsun böyle hani verdiği hissiyat olsun yani tabak dolu değildi ama az doluydu. Fazla dolu değildi ama onu güzel şekillendirilmiş olarak böyle güzel sundular bence. Tatlı geldi. Tüylerim diken diken oldu yani daha demek istediğim oydu. Bakalım abi diğer şovları görürüz diye düşünüyorum. Ya, kendinize iyi bakıyorsunuz abi. Görüşmek üzere. Queen'im için beğenmeyi, yorum atmayı istiyorsanız da belirtin. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.